Dün evinin kapılarını ilk kez cumartesi sürprizini açan İrem Elbacıoğlu, bugün de bizim için mutfağa girip yemek yaptı ve pazar kahvaltısında çok özel itiraflarda bulundu. Kah kahkahalar attık. Kah derinlere daldık. Çok girmeyeyim ya konuya. Hem kendi icat ettiği bir salatayı yaptık. Bunu komple karıştırıyoruz. Böyle fresh bir salata oluyor bu. Hem afiyetle yedik. Beğendin mi? Harika. Gerçekten çok güzel. İrem Helvacıoğlu'yla pazar sohbetinde çok şey konuştuk. Bencil insandan hoşlanmıyorum. İlk kez açıkladı. Uzun yıllardır devam eden birlikteliği neden bitti? Kalbin dolu mu şu an? Yok. Boş mu? Evet. Yeri mi boşaldı? Yeri boşaldı. Ve İrem Helvacıoğlu'ndan canlı performans. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Ömür Sabuncuoğlu, son dönemin en sevilen isimlerinden İrem Helvacıoğlu'nun evine konuk oldu bu hafta. Dün cumartesi sürprizinde İrem Helvacıoğlu'nun evini gezmiştik. Evin girişinde bir yangından kurtulan güzel aynanın hikayesini dinledik İrem Helvacıoğlu'ndan. Şurada çok güzel bir ayna var. Ben onunla başlamak istiyorum. Bu ayna Ankara'da mobilyalarımı yaptırdığım ahşapçı yapmıştı bunu. Bana özel yaptı. Bu el yapımı bir ayna. Bunu yaparken de şeyde atölyede bir yangın çıktı ve tek kurtulan bu. Yeni taşındığı evinde henüz hiçbir yere asmadığı fotoğraflarını gördük ve o fotoğraflarda bütün rol arkadaşlarıyla anıları olmasına rağmen Özcan Deniz'le neden fotoğrafı olmadığını sorduk. Genelde burada hani arkadaşlarım ve oynadığım projelerdeki rol arkadaşlarımla fotoğraflarım var. Bu anlamda hani sormak istiyorum, mesela Özcan Deniz'le küs müsünüz? Onunla da bir projede yer aldınız. Şu an konuşuyor musunuz? Yani arkadaş olmak gerçekten çok büyük bir adım. Bazı insanlarla tanışırsın, bazı insanları sadece hani bir tanışıklığın vardır. Bu illaki zaman geçirdiğin için de arkadaş olduğun anlamına gelmez. Bazı insanlarla sadece tanışıklığın vardır. Ama bazı insanların senin hem arkadaşın olur hem ailen olur. Buraya koyduğum insanlar, yani şu anda bu evimin bir parçası haline getirmeye çalıştığım kişiler benim arkadaşlarım ve hani ailemden bir parça dediğim, çok fazla paylaşımın olduğu kişiler. Bazıları da sadece tanıdığım. Bu kadar. Gayet güzel anlattın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kitaplığını incelerken Ayşen Guruda'nın hayatını canlandırmak istediğini öğrendik. Ayşen Guruda'yı oynamak isterdim galiba. Eğlenceli de olur. Evet. Yani onun güzel hikayeleri olabilir güzel diye düşünüyorum. Güzel de bir olarak. Evet. Kimsenin de aklına gelmedi. Çok iyi bir fikir bence. Yani bir anda o geldi. Evet. Yani hep çok beğenirim. Hala da çok beğenirim. Yani bence çok iyi bir yer etmiş. Yeşilçam'a damgasını vurmuş. Hala kesinlikle da çok konuşulan. O yüzden farklı bir şeyinin olabileceğini düşünüyorum. Hikayesinin olabileceğini düşünüyorum. Yani bizim gördüğümüzün dışında o neşeli kadının altında başka şeyler olabileceğini düşündüğüm için sanırım Ayşen Gurda'yı oynamak isterdim. Ve dünya tatlısı kedileri Lokum ve Çörek'le tanıştık. Burası Lokum'un yeri zaten. Bu minder çöktü. Çünkü sadece o yatıyor burada. Kendisi sevimli gibi gözüken aslında biraz vahşi olan bir kedi. Yani böyle hiçbir şey yapmayacakmış gibi gözükür. Yaparmış şu an. Ama yapar. Merhaba Lokum. Çörek. Tam çörek. Çörek de... Tam bir çörek. Beykoz Kundura Fabrikası'nda ben bir gün öğlen yemeği yerken ayağımın dibine geldi. O zaman çok küçüktü. Bugün de İrem Helvacıoğlu'nun önce mutfağına konuk oluyoruz. Çünkü bizler için kendi tarifi olan harika bir salata yapacak. Sevgili seyirciler, ben şu anda salondayım ama İrem bize içeride harika bir salata hazırlıyor. Bakalım ne çıkacak. Evet, şimdi mutfağa geldik.
ve sevgili seyircilerimize pazar sabahı güzel bir kahvaltı sofrasında biz de onlara eşlik edeceğiz. Sen bize ne yapacaksın? Şimdi şöyle, aslında bu benim uydurmasyon yaptığım bir salata. Sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü ister istemez sette çok sağlıklı şeyler tüketemiyorum. Hı-hı. Çocukluğundan kalma bir özelliği mutfağa girip yemekler yapmak. Çocukluğumdan beri böyle şeyleri yapmayı da çok severim. Hani çocukken de mutfağa girip anne işte ben bir mutfağa gireyim size bir şey hazırlayacağım deyip böyle acaba bunun içine bunu koysam ne olur? Acaba bunun içine bunu eklesem ne olur diye yaptığım böyle karışımlar vardı. Salatamızın malzemelerine gelince. Bugünkü malzemelerimiz mesela bunu ilk defa ekleyeceğim. Kaju ve Antep fıstığını. İçine nohut, yaban mersini, böyle bir tane şey var, pul biberli acı sos gibi bir şey bu. Ben biraz acıyı seviyorum galiba. Ben de o yüzden seviyorum. Hani böyle tat, yani daha doğrusu hani yaban mersini çok tatlı bir şey değil ama hani böyle keyifli bir tat ve ekşilik veren bir şey olduğu için onu biraz böyle acıyla birleştirmeyi seviyorum. Tahin ve yoğurt ve keten tohumu. Ve başlıyoruz salatayı yapmaya. Sağlıklı beslenmeyi seviyor. Film izlerken yenen cipslerin yerine başka bir çözüm üretmiş. Böyle film falan seyrederken cips yiyoruz ama ben bazen şey yaparım. Kereviz sapının yanına dip sos hazırlarım. Çünkü böyle bir makalede okumuştum. Aslında beyin sadece cipsin tadına değil. Bir şey yemek sesi, sesle beyinde şey yapıyormuş, sende yer ediyormuş ve o bağımlılık yapıyormuş. Öyle mi? Onun yerine herhangi bir şey işte atıyorum. Mesela marul da o sesi çıkarıyor, salatalık da o sesi çıkarıyor falan ya. Kereviz sapının da böyle bir kendince bir baharatı var ya, ben aslında onu çok seviyorum. Genelde böyle arkadaşlarım, bunu mu getirdin ya önümüze, cips yok mu evde falan dediklerini. Bak ye, bir ye, çok seveceksin diyorum. Koyuyorum böyle, önce yemek istemiyor falan, sonra bir bakıyorum benden önce bitirmiş oluyorlar. Ne oldu, hani yemeyecektiniz? Ya seviyorum ben böyle hani antin kuntin, hani insanların böyle aslında hani çok da yemek istemiyorum dediği şeyleri galiba biraz seviyorum. Şimdilerde incecik bir güzel. Bir bakan bir daha bakıyor dal gibi fiziğine. Ama bir zamanlar o da yaşamış fazla kilo sıkıntısını. Şu an kaç kilosun? 50. 50. Hiç şişman olduğu bir dönem oldu, oldu mu? Kaç kilo? Lisedeyken 72 kiloydum. 72? Sonra... Güzel bir sebebi oldu mu kilo almanın yoksa? Şöyle, hem ergenlik hem apandis ameliyatı oldum ben. Sonra da ayağım sakatlandı ve çok hızlı bir şekilde kilo almaya başladım. O yıllardan bir fotoğrafı olup olmadığını merak ettik doğrusu. Var mı o fotoğrafın İrem? Hayır. Her yerden attığım bir fotoğrafı. Belki arkadaşlarım da falan vardır. Şimdi arkadaşlar da varsa yollayın. Fazla kilosunun boyutlarını şu örnekle anlatıyor. O kadar çok yanağım vardı ki gülünce gözlerim kayboluyordu. Çizgi haline geliyordu. Gülmekten o yüzden hiç hoşlanmıyordum. Bir yandan konuşurken diğer taraftan salatamızı da bitirmek üzereyiz. Tahin içine katıyoruz yoğurdu. Evet. Bunu böyle karıştırıyoruz iyice yoğurda. Şimdi nohutu da koyacağım buna. Nohut da özel mi? Nohut da evet. Buna annemler Balıkesir'den getirdiler. Annem burada özel haşlayıp buzluğa yerleştirdi. Hani kullanabileceğim şekilde şu an hepsi. Bunu komple karıştırıyoruz. Böyle fresh bir salata oluyor bu. Güzel görünüyor. Tadı nasıl acaba? Harika görünüyor. Tabii tadı nasıl onu bilmiyorum. Hani ben çok seviyorum bunu. Yerken gerçekten keyif alıyorum. Ama hem yani doyuruyormuş gibi karışım hissediyorum. Yok şu anda. Bozacak bir karışım ya, yok. Ya bilmiyorum hani ne çıkar hani. Böyle başlıyorum ama gerçekten. Elimde ne var hani... Haftaya sevdiğim haber alamazsınız. Şeyleri... Değil mi? İrem'in yaptığı karışımlardan oldu. Bunu da en üstüne böyle gezdiriyorum. Bu böyle güzel bir
acılık veriyor. Hı hı. Hem böyle hani o yavan sanki hani şey, hani zeytinyağsız salata yiyemiyoruz ya biz, evet, yoğurtlu da olsa. Hem onu şey yapıyor, karşılıyor. Sıra bu güzel salatayı yemekte. İrem Helvacıoğlu elleriyle servis ediyor salatasını masaya. Tamam. Neden istersin, istemediğin bir şey var mı? Önce onu sorayım. Her şeyi mi koyacaksın? Bence önce... Bana bırakırsan ben her şeyi koyarım. Bence salatanın tadına bakalım. Tamam, önce salatanın. O zaman önce salatayı koyayım ben. Sen bir önce onun tadına bak. Sonra ben sana başka bir servis tabağı getireyim. O zaman öbürkilerden öyle tadarsın. İrem Helvacıoğlu'nun kendi tarifi olan sağlıklı salata nasıl olmuş acaba? Çok güzel. Beğendin mi? Harika. Gerçekten çok güzel. Böyle acı. Ben acı, hepsini aynı anda, almayı çok seviyorum. Güzel böyle hani Doğu'da, yaban mersinde hepsini aynı çatalın içine sıkıştırmaya çalışıyorum. Çünkü sanki öyle çok keyifliymiş gibi geliyor. Aynen. Vallahi harika olmuş. Yemeğe bir ara verip sohbete koyulma isteğini Ömür Sabuncuoğlu'nun gözlerinden anlıyor İrem Helvacıoğlu. Ben bakışı biliyorum. Biliyorum artık bu bakışı. Biliyorsun ama ben. Neyse biraz sohbet edelim ya. Edelim edelim, ben biraz rahatlıyım. Allah söz veriyorum. İlk soru kontra. Biraz inatçılık var mı İrem'in yapısında? İnatçılık var mı mesela? Var. Var mı? Var. Büyük. Büyük inatçılık yapıyorum. Herkesin merak ettiği bir soru daha. Estetikli bir güzel mi İrem Helvacıoğlu? Estetik var mı? Merak ediliyor bu. Yok, botoks yaptırıyorum sadece. Aslında hep soruluyor bu. Hı hı. Yani teyzemlerin dudağı da böyle. Burnum, ne var ki dudağında? Hep dudaklarımın çok iri olduğunu ve estetik olduğunu söylüyorlar ama yok. İşte çenemde olduğunu söylüyorlar ama çenem çocukluğumdan beri sivri. Hatta çocukken benim büyükannemin, anneannemin annesinin çenesi çok sivriydi. Böyle tutardı, ablamın falan böyle şeyleri vardı. Çok tutardı onu. Estetikten sayılmaz ama botoks yaptırıyormuş. Botoks yaptırıyorum ama. Çünkü... Anladım. Evet. Benim çok 5 tane net çizgim var. Ve ben televizyonda hani çok yakın bir şeyde, ölçekte kullanılıyor lensler. Ve ister istemez bir duyguyu anlatırken anlamı çok kaldırıyorum. Ve o 5 tane çizgi yani... Duyguyu göremeyeceğin kadar yok edecek bir şey kullanıyorum, mimik kullanıyorum. Bu sefer de muhtemelen hani dikkati yüzümden daha çok anlama vermiş oluyorum. Ve hani bunun bir çözümü varken niye bunu kullanmayayım? Bunu evet estetikse evet bu var. Ve ön dişlerinde de bir dolgu var. Ön dişlerim fazla kısaydı benim ve yamuktu. Bir operasyon geçirmem gerekiyor aslında onun tamamen düzgün olabilmesi için. O da bir senelik falan bir operasyon. O yüzden de hani onu yaptıracağıma hani bunun böyle aslında bir şey de değil. Dolgu malzemesi var sadece üstünde. Çıkartabiliyorsun onu. Madem güzellikten açıldı konu, İrem Helvacıoğlu'nun kaş takıntısının detaylarını öğrenelim mi? Kaşlara bir takıntın olduğunu okudum da ben. Kaşlarıma var. Ne takıntı? Kaşlarımı herhalde 12-13 senedir falan ben alıyorum. Gayet güzel. Kimseye boyattırmayı sevmem. Ya böyle biri hani ya bir şekli var. Yani hangi şekli verirsen boyarken ona evriliyor ya aslında kaş. Ben böyle çok kavisli ve sivri kaştan hoşlanmıyorum. Ve hani belki el alışkanlığı ya da bilmiyorum mesela nasıl yapacağını. Gerilmeye başlıyorum bu böyle kaşımı boyarken. Peki böyle kötü bir olay yaşadın mı bunun kaşla ilgili mi? Evet. Tabii ki çok büyük kötü olaylar yaşadım. Gençlik anılarının katiliymiş kaşları. 2002 herhalde kaşlarımı aldırmıştım. O zaman da böyle çok kavisli bir kaş modası vardı ve ince. Yani gerçekten anılarımın katili kaşlarım var. Onları görünce çok mutsuz oluyorum. Bir de lisedeyken bir böyle kaş aldırmaya gittim ve kaşımı çok yanlış aldı. Kaşımı buradan aldı. Ve burası yoktu. Sadece buram kalmıştı. Bu düzgün, bu değil.
Yani bunun içine kadar girmiş ve kaşım yok oldu. O yüzden de ondan sonra zaten hani aslında çok belirgin bir kaşım olmasına rağmen hani şey olarak, hat olarak çok belirgin, dağınık bir kaş yapımı. Ve alınabilecek aslında çok kolay bir kaşken onu mahvettiği için ondan sonra bende çok büyük bir takıntı oldu. Bir takıntısı daha var. O da sesler. Ses. İşteyken ses takıntım var. Ses mi olmayacak? Ses olmayacak. Çok yani çok iyi duyuyorum galiba. Biraz fazla. Normalde de öyleyimdir. Ses büyük takıntımdır. Sabit sese daha doğrusu. İşte atıyorum saat sesi varsa uyuyamam, oturamam. Dikkatim hemen dağılır. Ve bu güzel sohbet sırasında bir ayrılığın haberini ilk kez alıyoruz. Kalbin dolu mu şu an? Yok. Var şu an? Evet. Dolu zannediyordum. İşte. Yeri mi boşaldı? Yeri boşaldı. Evet, uzun süredir birliktelik yaşadığı Eser Alp'le yollarını ayırmış. Var mı barışma ihtimali? Hayırlısı. Yani çok girmeyeyim ya konuya. Ayrılık çok yeniyken aşk konuşmak üzmesin İrem'i. Bu ayrılık çok yeni galiba değil mi? Çünkü bilmiyorum. Evet, yeni. Ne kadar yeni? 15 gün falan oldu galiba. Bayağı yeni. Yeni. Bunun üzerine bir şarkı okumak ister misin? Çok güzel bağladın ama yani şarkının onunla hiçbir alakası yoktu ama neyse. Şarkının alakası yok. Şarkının hiçbir alakası yoktu. Aslında daha önce bir yerlerde söylediğim bir şarkı ama kimsenin bir duyamadı. Türlü duyamadığı bir şarkı. O yüzden söyleyeceğim. Yani bir şeyle bağlantılı değil. Ömür bak. Güzel bir İrem'in sesiyle veda ederim. Seninle bir daha aynı yolda yürümem. Seninle yürüyene yolda tuzakların var. Bir daha asla dokunmam tenine. Senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Derin bir nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret, sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli, bağır çağır. Teşekkür ediyorum. Harika. Bilmiyorum, bir enerjim düştü, bir toplamaya çalıştım, bilmiyorum nasıl oldu ama. Enerjim mi düştü? Yok, bence tam aksine yükseldi. İnşallah beğenmişlerdir çünkü ne yaptığımı gerçekten nasıl söylediğimi bilmiyorum. Yok, çok güzel gerçekten. Evinin kapılarını da ilk kez bize açtın. Ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Böyle pembiş pembiş güzel bir enerjiyle geldiğin için ben teşekkür ediyorum. Ne demek? O zaman herkese iyi pazarlar diyelim. Sevgiler. İyi pazarlar olsun herkese. Ailesiyle, sevdikleriyle güzel vakitler geçirsinler. Bay bay.